Merhaba, ben Cihangir Yoga Eğitmeni İrem Güneş. Bugünkü pratiği size yeni yıl hediyesi olarak hazırlıyoruz. Tıpkı geçtiğimiz sene gibi ya da önümüzdeki sene gibi bu pratikte hayat gibi inişli çıkışlı olacak. İnişli yerlerde biraz daha dinlenebildiğimiz, nefes alabildiğimiz alanlar yaratacağız. Çıktığımız yerlerde de bunları büyüme fırsatı olarak görün ve sonuna kadar kullanın. Hazırsanız başlayalım. Önce eller ve dizler üzerine gel, dört ayağa. Ayak parmakların mata takılı kalsın. Ellerin arasını tam omuz genişliğinde ayarla. İşaret parmakların birbirine paralel mi bir kontrol et. Ellerinle yeri güzelce kavra. Ve kalçanı topuklarına götür, ileri bak. Boynun uzun, kalçan topuklarına dokunsun. Ellerle yeri itiyorsun. Burada derin bir nefes al, belinin uzadığını hisset. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpeğine gönder kalçanı. Ayaklarını minik bir adım geriye alabilirsin ihtiyacın varsa. Birkaç nefes burada bedenin açılmasına izin verelim. Ellerle yere köklen. Dizlerin hafif bükülü kalabilir başta. Uzat omurgayı kolların gücüyle. Boynun rahat. Ve omurganı hiç bozmadan topuklarını yavaş yavaş aşağı ağırlaştırmaya başla. Hem bacaklarının gücüyle hem kollarının gücüyle kalçayı yumuşak bir şekilde yukarı gönderiyorsun. Hisset uzadığını arka bedeninin. Birkaç nefes daha. Bugün ne varsa, şu an ne varsa matta hissetmeye zaman ayır. Topuklarını kaldır. Yukarı ayak parmak uçlarındasın. Bacakların dümdüz. Minik adımlarla matının önüne yürü. Sonuna kadar bacakları düz tutmaya çalış. Ayaklar kalça genişliğinde kalsın. Birbirine paralel ayaklar ve katlan bacaklarını. İlk öne katlanma. Dizlerini biraz bük. Omurga uzasın. Boynun rahat. Ayak parmak köklerini ve topuklarını eşit şekilde yere bastığından emin ol. Olduğun yerde derin bir nefes al. Verdiğin nefesle bacakları düze davet et. Tut dirsekleri ters yönlü. Biraz daha kalalım burada. Omurga uzun, kollar rahat, boynun rahat. Minik minik sağa ve sola salla. Çöz elleri. Yarı yola aç göğsü, dizlerinin altında kalabilir eller ya da geliyorsa el parmak uçların yerde kalsın. Verdiğin nefesle tekrar katla. Sandalyeye otur, ayaklar hala kalça genişliğinde ellerini beline al. Dizlerinin içe düşmediğinden emin ol, karşıyı gösteriyorlar. Kaktüs kollarına gel. Dirseklerin omuzlarla aynı hizada, çeneyi hafifçe yukarı kaldır ve kollarını geriye doğru it. Göğüs kafesinin önü açılsın. Beline getir dikkatini. Karın kaslarını hafifçe içeri toplayarak hayali kuyruğunu yere doğru uzat. Ve bacakları düzeltirken geriye yaslanmaya başla. En son kolları düzelt. Eller kalbin önünden geçsin. Katlan bacaklarına. El parmak uçların yere gelsin. Uzat omurganı yarı yola. El parmak uçların yerde, sol bacağını büyük bir adımla geriye gönder, sol dizini indir. Ayakların arası kalça genişliğinde açık kalsın, ellerini beline al doğru. Arka ayak parmaklarını iyice geçir mata, kaldır kolları yukarı alçak hamle için ve iki bacağını birbirine tonlayarak uzla güzelce yukarı. Kalçan da biraz yukarı kalkacak. Sağ elinle sol el bileğini tut, önce derin bir nefes al, uzat omurgayı. Verdiğin nefesle esne sağ tarafa. Burada öndeki dizi bükmeye devam edebilirsin. Ayak bileğini geçmesinde sıkıntı yok. Ama topuğun yere köklensin. Çene boğazdan uzak. Sol kol uzun. Yan bedeni esnetiyorsun. Nefesleri o hissettiğin bölgeye doğru gönder. Ortaya gel. Avuçlar birbirine baksın. Şimdi ellerin arasındaki havayı sıkıp önce yukarı sonra geriye yaslan. Ön beden açılsın. Eller yere gelsin.
Plank pozisyonuna yerleş. Kolların güçlü, bacakların güçlü. Göğüs kafesini ileri aç. Dirseklerini geriye bükerek yavaşça yüz üstüne koy. Alnını yere koy. El parmak uçlarını matının dışına çıkar. Ayaklarının üstünü bas ve açık kobra için aç göğsü. Verdiğin nefesle yere gel. Bir tane daha biraz yavaş yapalım. Dirseklerini birbirine topla. Kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Açık kobra için aç göğsü. Boynun uzun, omuz başların geride. Yavaşça gel. Ellerini göğüs kafesinin yanına getir. Ayaklarını matına tak. Dizlerin üzerinden geç. Kalçanı topuklarına gönder önce. Ve aşağı bakan köpeğine gel. Burnundan derin bir nefes al. Yumuşacık bırak. Sol ayağını sol elin içine kondur. Arka dizi yere indir. Kalça genişliğini bul yine. Kaldır kolları alçak hamle. Bu sefer ellerini kalbin önünde buluştur. Dirsek ve eller aynı hizada kalsın. Verdiğin nefesi kullanarak çevriliyorsun. Sağ dirseğini sol dizinin dışına tak. Dirsek dizi, diz dirseği iterken kalbini sola çevir. Sol kalçanı biraz böyle geriye topla. İki bacağı kullanarak kalbini ellerine doğru kaldır. Bacakları hiç bozma. Göğsü öne çevir, kolları kaldır. Önce yukarı, sonra geriye açıl. El parmak uçlarını yere koy. Arka dizini kaldır. Sağ ayağını sol ayağının arkasından geçir. Ayaklar çaprazlı. Buradan katlan bacaklarını. Önce omurganı yere doğru bırakıyorsun. Sonra rahatsan ellerini sola doğru yürütmeye başla. Sağ ayağının dış kenarını güzelce bas yere. Sağ bacak olabildiğince uzun. Bedenin sağ yan tarafı, kalçanın dışı, bacağın arkası açılıyor. Ortaya gel. Ayakları birleşik kullan. Katlan bacaklarını. Nefes al, yarı yola açıl. Ver nefesi, katlan. Tekrar sandalyeye otur. Dizlerinin önünden ayak parmaklarını görebiliyor ol ve tekrar kaktüs kollarına gel. Önce dirseklerini ve kollarını geriye aç, kalçayı çıkar iyice. Çeneyi de hafifçe kaldır. Karnı içeri topla, belinin arkasını doldur ve bacakları düzeltirken yaslan arkaya. Katlan bacaklarına, uttanasana. Aç göğsü yarı yola. Sağ bacak büyük bir adımla geriye gitsin. Kalça genişliğini bul, indir arka dizi. Kaldır kolları, direkt geç, alçak hamle. Yumuşat nefesi. Sol elinle sağ bileğini tut ve bu sefer sola esniyorsun. Önce yukarı, sonra sol tarafa. Sol topuğun ve sağ dizini birbirine çekerek göğüs kafesini sağa doğru açmaya devam et. Çenen boğazdan uzak olsun. Gel ortaya. Avuçlar birbirine bakıyor. Yukarı ve geriye aç kalbini. Eller yere gelsin. Plank şınav pozisyonuna yerleş. Kollar dümdüz, bacaklar güçlü. Kalbi aç ileri. Ve çok yavaş yüz üstüne koy. Aldığın nefesle kobra. Al kürek kemiklerini geriye aç göğsü. Ayakları buradan tak. Kalça topuklara. Oradan aşağı bakan köpeğine geç. Rahatla. Sağ ayağını sağ elin içine yerleştir. Arka dizi yere koy. Doğrul. Kaldır kolları yukarı. Ellerini getir kalbinin önünde buluştur. Verdiğin nefesle sol dirseğini sağ dizinin dışına tak ve twist'e gir. Yine elinle, sağ elinle destek olabilirsin. Kalçayı sabitleyip göğsünü iyice çevir sağ tarafa. Tık sesi çıkabilir omurgadan.
Bacaklarını birbirine tonladıkça ve dirsekle dizi ittikçe göğsü biraz daha yukarı kaldırabiliyor musun? Bak, boynunuzun, yüzün umarım yumuşak. Ortaya gel, kolları kaldır, yukarı ve geriye açıl. Eller yere gelsin. Önce arka dizi kaldır. Sol ayağını sağ ayağın arkasından geçir ve katlan bacaklarını. Burası şu an çok yoğun geliyor olabilir. Burada kal. Burada hisset açılmayı. Ya da derinleşme ihtiyacın varsa ellerini sağa doğru yürüt. Sol ayağının dış kenarını kökleyerek ve oradan aldığın güçle bacak biraz daha uzasın yukarı. Ortaya gel, çöz ayakları birleştir, katlan bacaklarını, uttanasana. Yarı yola uza, ardha uttanasana. Katlan bacaklarını. Sandalyene otur. Yine bacakları topla birbirine, göğsü aç, kaktüs kollarına gel. Yavaş tekrar, karnı topla. Belin arkası dolu, kalçan doğal olarak tonlanıyor, çek bacakları birbirine. Göğsünü yukarı açmaya şimdiden başla. Ve yaslan arkaya. Düzelt bacakları. Açıl geriye. Katlan verdiğin nefesle. Yarı yola uzat omurgayı. Plank falakasana. Yine yüz üstüne gelip kobradan devam edebilirsin. Ya da yarı yola gel çaturanga. Yukarı bakan köpek. Kollar düz, bacaklar güçlü. Dizlerin yukarıda. Boynun uzun kalsın. Aşağı bakan köpek. Ellerine bak, iki adımda gel matın önüne, katlan bacaklarına. Yarı yola aç göğsü, katlan. Sandalyeye otur, utkatasana. Bir tane daha kaldı, sonlar, söz veriyorum. Karnı topla. Yaslan arkaya bacakları düzeltirken, katlan bacaklarına verdiğin nefesle. Aç göğsü yarı yola. Plank Schnau. Verdiğin nefesi kullan burnundan. Chaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Ellerine bak. İki adımda gel. Katlan Uttanasana. Yarı yola uza. Katlan bacaklarına. Sandalye. Son sandalyemiz bugün. Kaktüse gel. Karnı topla. Kolların içini yukarı açarken göğsünü parlatmaya başla. Katlan bacaklarına. Uza yarı yola. Plank falakasana. Biraz daha yavaş inelim çaturangaya. 3, 2, 1. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Rahatla. Bir sonraki poza geçmeden önce bir hisset neredeyiz? Yarattığın ısıyı fark et ve o ısıyı kullanarak genişlemeye devam et. Sağ ayağını getir, iki elinin tam ortasına yerleştir. Arka topuğunu yana devir. Ön topuk arka ayağın ortasını hizalasın. Sağ el parmak uçlarını sağ ayağın içine koy. Burada bloktan destek alabilirsin gerekirse. Öndeki dizin ayak bileğine kadar bükülü. Kolunla dizini destekle. Önce bir yaslan arkaya, sol elin belinde. Arka bacağı güçlü kullandıkça sırtını biraz daha arkaya yaslayabileceksin. Kaldır sol kolu yukarı. Ve sol kolunu başının tepesinden ileri uzat. Avucun yeri gösteriyor. İki bacağını birbirine tonladıkça göğüs kafesini biraz daha yukarı parlat. Boynun da uzun. Sol kol uzadıkça bütün o yan bedenin açıldığını hisset. Sol kolu yukarı kaldır. Sol koldan biri seni yukarı çekiyormuş gibi doğrul. İkinci savaşçıya. Önce göğsün tam sola dönük, aç kolları.
Kollar dümdüz omuzlardan uzanıyor. Bakışlarını öndeki elden ileri al. Arka bacağı kullandıkça omurgan biraz daha yukarı uzasın ama öndeki dizi kaybetme. Al nefesini. Verirken ters savaşçı arka elin arka bacağında sağ kolla geriye uza. Ve göğsünü matın önüne doğru aç. Omuz başların geride, sağ kol uzun, öndeki dize girmeye devam et. İkinci savaşçıya geri dön. Ellerini beline al ve sağ bacağı düzelt. Sağ ayak parmaklarını solla aynı yöne çevir. Ellerin belinde önce yukarı uza. Verdiğin nefesle katlan bacaklarına. Ayaklarının birbirine paralel olduğundan emin ol. Önce eller hala belinde kalsın. Dirseklerini birbirine doğru çek. Ve başının tepesiyle yere uza. Şimdi ellerini yere koyabilirsin. Yerden aldığın destekle biraz daha üst gövdeni bacaklarının arasına çek. Ve kalçanı yukarı gönder. Eğer başın çok rahat yere geldiyse açıl yarı yola ve ayakları biraz daha birbirine yaklaştır. Omuzlar yukarıda, boynu açık tut. Ellerin omuzlarının altında kalsın. Yarı yola aç göğsü. Şimdi topuklarını biraz içeri al. Ayakları vak vak yaptın. Dizlerin ve ayak parmaklarının aynı yönü gösteriyor. Ellerini dizlerine koy ve kalk yukarı. Ellerinin desteğiyle dizlerini biraz daha böyle yanlara açarak kalçayı oturt. Kollar dümdüz ve kolların arasından göğsünü yukarı aç. Ayaklarının dış kenarını da yere basıyorsun. Sağ kolunla sağ bacağını iterken sol dirseğini büküp göğsünü sola çevir. Benden katır kutur sesler çıkıyor genelde burada. Ortaya gel. Bu sefer sol kolu düzelt, göğsü sağa çevir. Tekrar gel ortaya. Bir tane daha. Sağ kolu düzelt, sola çevir. Oturmaya devam et. Gel ortaya, sağa çevir. Çevril, çevril, çevril. Yukarı aç göğsü birazcık daha. Kal ortada. Bacakları bozma, kolları yukarı kaldır. Kollar kulaklarının yanından. Oturmaya devam ediyorsun. Düzelt bacakları. Ayakları birbirine paralel hale getir. Ellerini yere koy. Aşağı bakan köpek. Düşünme burada. İçgüdüsel davran. Rahatla. Sol ayağını getir, iki elini tam ortasına yerleştir. Arka topuğunu yana devir, ön topuğun arka ayağın ortasına hizalasın. Sol el parmak uçlarını sol ayağın içine al. Öndeki dizi bük ama sağ bacak hala çok güçlü. Kolun düz ve kolunla bacağın destekleyerek yaslan arkaya. Kaldır sağ kolu ve uzat başını tepesinden ileri. Sağ bacağını kullandıkça biraz daha üst gövdeyi arkaya doğru toplamaya çalış. Omuzlara çöküyorsan fark et, omuzlarını geriye al. Kalp hep açık kalsın. Kaldır sağ kolu. Bacakları hiç bozma, doğrul ikinci savaşçı. Önce göğsü çevirdin, kalça ve omurga aynı hizada. Açtın kolları, bakışları çevir öne, yerleş. Kollarla yanlara uzarken, başının tepesiyle yukarı uzarken kullan bacakları. Ters savaşçı. Sağ el arka bacağında, elini biraz aşağı götürebilirsin gerekiyorsa. Sol kolla yaslan geriye. Öndeki dizi bükerken kalbini biraz daha matın önüne çevir. Sol kürek kemiğini geriye alır gibi. İkinci savaşçı. Ellerini al beline. Düzelt sol bacağı. Sol ayağını sağla aynı yere çevir.
Yine böyle kal ya da ayakları biraz topla birbirine. Önce yukarı uza. Sonra katlan bacaklarının ortasına. Bu sefer ellerinin işaret ve orta parmaklarıyla ayak baş parmaklarını kancala. Dirseklerini yanlara bükebilirsin derinleşmek için. Önce uza. Verdiğin nefesle katlan. Ve başının tepesini olabildiğince ayakların arasına doğru taşı. Omurga yere uzadıkça kısıklardan yukarı çekmeye devam et kalçayı. Ellerini çöz, yere koy, yarı yola açıl. Yine kalça açıcılardan devam edeceğiz. Bu sefer farklı bir kalça açıcı. Bu sefer sol ayak parmaklarını biraz sola çevir. Sol dizini bükerken sağ bacağı düz tut ve sağ ayak parmaklarıyla sağ dizin tavanı göstersin. Eller yerde. Sol kolun dizinin içinde yarım malasana gibi yarım squat pozu. Burada sol topuk yukarıda kalabilir, sıkıntı yok. Şöyle hemen sağ bacağını kontrol et. Dizin biraz bükülü, ayak aktif. Sağ topuğunla sol topuğunu birbirine doğru çekerek, vakumlayarak uzat omurgayı yukarı. Sol kasıkta bayağı derin hissedeceksiniz. Burada kalabilirsin ya da sol kolu yana aç, parmak ucunda elleri. Sağ kolu da yukarı kaldır. Ama bacakların aktifliğini lütfen bırakma. Elleri koy yere. Bu sefer sağ tarafta aynı poza gidiyoruz. Sağ dizini bükerken sağ ayak parmakları hafif vak vak sağa doğru bakıyor. Ve sol bacağı düzelt. Lütfen dizini koru. Diz bükülü hafif. Ve burada eller yerde. Eller kalbin önünde kalabilir. Göğüs kafesini sola çevirmeye devam et. Sağ kolu yana açabilirsin. Devam etmek için sol kolu da kaldırıp parlat kalbini. Eller yere gelsin. Kalçayı yerden ortaya getir ve bacakları düzelt, katlan. Bir nefeslik. Yarı yola aç göğsü. Ve düşünmeden geç aşağı bakan köpeğine. Ayaklarını mat genişliğinde aç. Bir adım öne alabilirsin. Topukları hafif içeri al. Az önce yaptığımız gibi topukları kaldır. Dizleri bük. Sanki aktif bir çocuk pozuna gider gibi kalçanı iyice topuklarına gönder. İleri bak. Zıplamıyoruz. Sadece momentumu kullanarak şöyle kendi kurbağa gibi düşün. İttin geriye, birden bacakları düzelt, ileri gel. Üç tane daha bundan. Dizleri bük. Kalça topukları ileri bak, bacakları düzelt. Uçmak istiyor gibi. Bir tane daha. Son. Dizleri bük, topukları kaldır, ileri bak, bacakları düzelt. Dizleri koy yere. Otur ve kapat gözlerini. Hiçbir şey yapma, sadece hisset ateşi içeride, yarattığımız ateşi. Yoga'da buna tapas diyoruz. Disiplinimizi, özverimizi, çabamızı hepsini sembolize ediyor. Kutla bu çabayı, sadece kalarak. Evet, şimdi buradan devam edebilirsin. Yine zıplamadan, bacakları düzelterek o bacak gücünü ve momentumu hissedebilirsin. Ya da birlikte minik bir zıplayacağız. Zıplama şöyle. Dar bir aşağı bakandan, aynı az önceki temelden popoyu yukarı ne kadar atabiliyorsak. Belki şu kadarcık, belki biraz daha fazla. Ve zıpladığımız gibi ayaklarımızı bir tane şıplatacağız. Onu düşünürken zihnini biraz böyle kandırmış oluyorsun. Onu da fark et. Şıplatmayı düşünürken bir bakmışsın kolları kullanıp handstand'desindir bazen. Belki de değilsindir. Önemli değil sonuç. Sadece nasıl hissettiriyor ona bak. Belki bir şıplattın, belki iki şıplattın, belki beş tane. Burayı atlayabilirsiniz isterseniz. Aşağı bakan köpeğine gel.
Ayaklarını bir adım öne al. Dar bir aşağı bakanda karnını daha rahat kullanacaksın. Aç ayaklarını mat genişliğinde. Topuklarını kaldır. İleri bak. Aynı formdayım az önceki gibi. Bakın hazırım zıplamaya. Kollar dümdüz güçlü. İleri bakmak da kalçamı oraya atmamı hatırlatıyor bana. Dizlerini bük. Zıpla şıplat. Bir. Yavaşça in. İki. Çık. Üç. Belki kaldın. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve indin. Aşağı bakan köpeğine gel. Rahatla. Sağ ayağını sağ elinin arkasına yerleştir. Arka dizi yere indir. Sağ ayak ve sol ayak birbirine biraz daha yakın olsun. Gerekiyorsa arka dizi daha da öne alabilirsin. Arka ayak parmakların mata tam takılı kalsın. Ellerini beline al doğru. Benim en zorlandığım ama bir yandan da çok açıldığım pozlardan bir tanesi. Adım adım gidelim. Kalçalarını biraz yukarı kaldır. Sol elinle sağ bacağını tut. Böyle dizini tutmak zorunda değilsin. Biraz daha geriden alabilirsin. Sağ elin belindeyken önce göğsünü sağa çevir. Uzla belinden. Sağ ayak dengeni sağlayacak. Geriye git. Elimle de geriye gidiyorum. Sağ el parmak uçlarını arka topuğunu yakala. Sol kolu yukarı kaldır. Ve göğsünü olabildiğince matın önüne çevir. Boynun uzun kalsın. Burada kalabilirsin ya da öndeki dizi bükmeye başla derinleşmek için. Burada sol ön taraf, yan beden hepsi açılıyor. İki bacağı topladıkça göğüs kafesini parlat yukarı. Sol el matının önüne gelsin. Sağ kolu yukarı kaldır. Göğsünü sağa çevir. Arka topuğunu kalçana yaklaştırıp ayağın içinden tut. Biraz daha sol ön tarafı esnetmiş olalım. İçinden tutup topuğunu kalçana çek ve göğsünü sağa çevirmeye devam et. Ben burada ayağımın üstünden tutmayı seviyorum. Ama ayak bileğinin burkulmadığından emin ol. Aktif ayak ve ayak bileğin anatomik hizada kalmaya devam etsin. Topuğu kalçana çektikçe göğsü parlat. Arka ayağı tak, eller yere gelsin. Aşağı bakan köpeğine gel. Sol ayağını sol elinin arkasına yerleştir. Arka dizi yere indir. Ellerinin parmak ucundasın. Doğrul. Ellerini beline al. Arka ayağı tam taktığından emin ol. Ayak tabanın hala esniyor. Önce kalçaları bir yukarı kaldır. Sağ elinle sol bacağını tut. Göğsü sola çevir. Sonra uzan. Sol el parmak uçlarını arka topuğuna dokun. Kaldır sağ kolu. Yaslan geriye. Burada bir yandan sol kol hattım açılıyor, göğsüm açılıyor. Öndeki dizi bükebilirsin yerim varsa. Benim yok gibi görünüyor şu anda. Kalbini matın önüne çevirmeye devam et. Sağ kürek kemiğini arkaya topla. Biraz daha açılsın kalbin. Sağ el matın önüne geldi. Sol kolu kaldır. Biraz daha sol ayağını sola alabilirsin. Arka topuğu kalçana yaklaştırıp ayağın içinden yakala ve yaslan arkaya. Topuk kalçaya yakınken öndeki dizi öne büktükçe biraz daha derinleştiğini hissedeceksin pozun. Ama göğsü kaldırmaya devam et. Arka ayağı bırak, eller yere gelsin, aşağı bakan köpeğine yerleş. Omuzlarını taşıyabileceklerin üzerine plank ve yavaşça koy yüz üstüne.
Ellerini yastık yap. Yanağını bir tarafa çevir ve dinlen. Şimdi Shalabhasana, yani ön bedeni açıp arka bedeni kullandığımız bir geriye bükülme yapacağız. Nazik. Hemen ardından hiç beklemeden Dhanurasana'ya geçeceğim. Eğer çok yoğun gelirse ilk pozisyonda kalabilirsiniz. Ayakların arasını kalça genişliğinde ayarla. Alnını koy yere. Kolları geriye uzat. Ayakların üstünü güçlü bas ve diz kapakların yerden kalkacak gibi bacakları dümdüz kullan. Omuz başların geride. Boynu kaldır, başı kaldır. Bacakları da kaldır. En son kolları da kaldır. Ve ellerini kalçanın altında bacaklarına koy. Omuz başlarını biraz daha geriye al. Bacaklar hala geriye uzuyor. Ellerini olabildiğince dizlerine doğru yürütmeye başla. Sırtın aktif, bacakların arkası aktif. Burada kalabilirsin ya da dizleri bük. Ayak bileklerinin dışından yakala. Şöyle aldığın nefesle tekmele bacakları geriye ve göğsü parlat. 3 derin nefesim var burada. Ayakları kullandıkça göğüs kafesin açılsın. Elleri bırak. Yavaşça gel. Ve diğer tarafa çevir kafanı, dinlen. Ellerini göğüs kafesinin yanına getir ve yabe oturuşu. Uzat bacaklarını ileri. Ayakların arası kalça genişliğinde açık kalsın. Öne katlanmalara geçiyoruz. Artık yokuş aşağı iniyoruz. Sağ bacak düz, kalçadan dümdüz. Sol dizine bük ve sol ayağının üstünü sol kalçanın yanında yere koy. Dizlerimin arası hala kalça genişliğinde açık burada. Şöyle iki oturma kemiğini hisset yerde. Bazılarında böyle sol kalça yukarıda kalabiliyor. O zaman üşenme, git bir kırlenta al, blok al ve sağ kalçanın altına yerleştir. İki kalçan yan yana kalsın. Sağ bacağın aktif, güçlü. Sağ ayak parmaklarının yukarı bakıyor. Ellerini yürüt ileri. Gidebildiğin kadar gittikten sonra ayağını tekrar bir kontrol et. Dışa, içe dönmemiş olsun. Bacağı kökleyerek derin bir nefes al. Verdiğin nefesle omurgayı uzun tutarak ama gerekiyorsa kıvırarak katlan. Şimdi sağ el parmak uçlarını biraz daha sağa al. Sesimi net duymanız için ben kaldırıyorum kendimi. Sol elinle ayağının dış kenarından yakala. Genelde böyle göğüs sola dönmek istiyor ya burada. Sağ eli yere iterek iki göğsünü de sağ bacağına çevir. Sol elinle de ayağının dışından destek alarak kendini sağ bacağına çek. Omuzları açık. Katlan sağ bacağına. Eğer elin ayağının dışına ulaşmadıysa her zaman tabii ki kemer kullanabilirsin. Pozun içinde kaldıkça biraz daha yumuşa, belki başın dizine, kaval kemiğine kadar gelecek. Beli uzata uzata bırak kendini. Bacaklarını bozma, ellerini yere koy ve geriye yürüt elleri. Sağ dizini büküp sağ ayak tabanını yere koy. Burada sağ ayağının dış kenarını sol kasığına koyabilirsin. Yarım lotus, ben öyle devam edeceğim. Ama yoksa eğer bu yarım lotus formu sende, sağ ayağını sol iç bacağına koyabilirsin.
Lotus'ta yani yarım lotus'ta dizin yere doğru ağırlaşıyor olacak. Lütfen dizini yere ittirme. Sağ kolunu belin arkasından dola. Kemerle ayağını tutabilirsin ya da elin ulaşıyorsa ayağını direkt buradan tutabilirsin. Olmuyorsa da sadece elin geride kalsın, kemer yoksa yanında. Omurgayı yukarı uzat, al nefes. Verirken nefesini sol elinle sağ bacağını tutup çevir sağ tarafa. Burada zorlamamaya çalış. Bacaklar yerde köklü ve destek sana. Tatlı tatlı yukarı ve sağa doğru çevriliyorsun. Twistlerde hayal gücü bayağı işe yarıyor. Böyle omurganı çevreleyen, omurların arasında çaprazlığı, düzlüğü birbirine paralel bir sürü minik 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 kaslar var. Omurganın boylu boyunca uzanan büyük kaslar var, daha büyük ve uzun. Bunları hayal edip, içeride hissedip, yukarı uzadıkça o kasları nasıl uzattığını ve kullandığını hisset. Çevrildikçe de bazılarını aktifleştirip diğerlerini esnetebildiğini fark et. Gel ortaya. Uzat bacaklarını ileri. Şöyle biraz yere vur, rahatlasın eklemlerin, kalça, diz eklemin. Bu sefer sağ dizini bük, sağ ayağın üstünü kalçanın yanında yere koy. İki kalçanın yerde olduğundan eminsin. Sol ayak aktif. Uza, elleri ileri yürüt. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle katlan sol bacağına. Sol eline yerde, sağ elinle ayağının dış kenarından tut. Ve yine aldığın nefesle bacakları kökle, kalbi uzat. Verirken nefesi katlan sol bacağına. İlla bu böyle görünmek zorunda değil bu arada. Daha yukarıda da kalıyor olabilirsin. Sol bacağının arkasının esnediğini hissetmen yeterli. Ben burada dirseğimi artık koyacağım yere. Kaldığım süre boyunca da hem sol hem sağ oturma kemiğimi yere basarak uzuyorum ve genişliyorum. Birkaç nefesimiz daha var. Poza yerleş. Bir tarafa çöküyorsan diğer tarafa da ağırlığını ver lütfen. Ellerini geriye yürüt. Bozma bacakları. Sol ayağını yere koy ve sol ayağının dış kenarını sağ kasığına getir. Diğer türlü de gidebilirsin az önce söylediğim gibi. Sol kolunu belin arkasından dola, sağ elinle destek olup şöyle çevril. Mümkünse ayağını tut içinden. Sağ elin sol bacağında çevril. Burada boynunu sola doğru zorlamana gerek yok. Tabii açılıyor boynun ama göğsünle aynı yöne baksın boynun. Kapat gözlerini. Ve dikkatin hep omurgada. Yani üst omurgada, belinde ve kalçaların yere köklenmesinde olsun. Aldığın her nefes seni yukarı uzatıyor. Verdiğin nefeslerle çevrilmeye devam et. Gel ortaya. Çözül. Uzat bacaklarını ileri.
Son bir dengeleyici öne katlanma yapalım. İki tarafı yaptık. Şimdi bir bütün bedeni nötrleyelim. Ayak tabanlarını birleştir. Ve ayakların kasıklarından uzak olsun. Normalde bu Baddha Konasana, biz Tarasana yapacağız. Bir elmas şekli bul bacaklarda. Ve ayaklarını birbirine itemediğini fark edeceksin. Serbest kalsınlar. Eğer dizlerin hassassa burada yastıklarla destekleyebilirsin dizlerin altını. Tut ayak bileklerinden. Kalçayı ver geriye. Beli uzata, uzata, uzata. Dirseklerini bük ve başı bırak. Her seviye bir ders olduğu için ben devam edeceğim. Burada kal lütfen. Yeterliyse senin için. Ya da ayaklarını mat genişliğinde aç. Daha fazla değil. Kalçayı yine geriye ver, dizler bükülü. Sol kolunu bacağının altından geçir. Kasıkları bayağı açtık. Sağ kolunu bacağının altından geçir. Ve ellerin üstünü yere koy. Bacaklarını düzeltebiliyorsan buradan düzeltip Kurmasana pozuna doğru geleceksin. Bacakların kollarına bayağı baskı yapıyor burada. O yüzden lütfen zorlanıyorsan hemen çık. Bacakları kullanıp beli uzatıp göğsünü ileri aç ve çeneni mümkünse yere koy. Bunun son versiyonunda topuklar yerden kalkıyor. Bir kaplumbağa gibi. Zorlamadan biraz burada beli uzatıp kalalım. Aldığım nefeslerle uzamaya devam ediyorum. Verdiğim nefeslerle göğsüm biraz daha bıraktım. Dizleri bük. Girdiysen buralara yavaşça çık. Ve gel rahat bir oturuşa. Evet. Bağdaştasın ya da dizlerin üzerine gelebilirsin. Kısa bir nefes çalışması, sonrasında da şavasana yapalım. Ve kapatalım dersi. Ellerin bacakların üzerinde. Omurgan uzun. Önce oturuşu bul. Çenemizi boğazımıza çekip Jalandravanda boğaz kilidi uygulayacağız. Yandan gösteriyorum. Omurga uzun. Çeneni şuradaki boşluk var ya, oraya doğru, köprücük kemiklerinin arasına doğru indiriyorsun. Ama omurgan uzun kalmaya devam ediyor. Çeneyi içeri aldın, aşağı çektin. Çeneni burada zorlama. Boynunun arkasındaki kaslarının açıldığını hissedeceksin. Bağdaş, omurga uzun, kapat gözlerini. Önce çenen yere paralel, hiçbir şey yapma. Tüm pratik boyunca ne yaşadıysan, kalçaları açtın, belini uzattın, bacaklarının arkasını açtın. Hepsini bir hisset. O enerji akışının yayılışını bedende hisset. Temizlemek için burnundan derin bir nefes al. Ağzı aç, bırak nefesi. Ağzını kapat. Çeneni boğazına çek Jalandravanda için. Burnundan nefesi almaya başla. 5, 4, 3, 2, 1. Burnundan bırak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Burnundan al nefesi. 5, 4, 3, 2, 1. Burnundan bırak. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Burnundan al. 5, 4, 3, 2,
Bir bu sefer tut nefesi kucakla. Burnundan yavaşça bırak. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Al nefesini 5. Tut nefesi 5. Bırak 10, 9, 5, 4, tut nefesi, kucakla, yay içeride ve burnundan bırak. 10, 9, 8, 6. Nefese çeneyi kaldır. Aç ağza, özgürce bırak nefesi. Çıkmasını istediğin her şey çıksın. Bir kez daha al nefesi. Aç ağzı bırak. Doğal nefesine geri dön. Ve gözlerini kapalı tut. Enerjini hiç dağıtmadan yavaşça sırt üstüne uzan. Olduğun yerde. Ayaklarını mat genişliğinde açık tut. Sırt üstüne gel. Ve aç kolları. Koltuk altların nefes alsın. Başın arkasının yerde ağırlaştığını hisset. Aynı özenle, tüm derse getirdiğin özenle burayı da sindirmek için kullan. Ayaklar düşsün, kollar rahat ve dinlenmeye izin ver. Birkaç dakika. Sanki bütün bir seneyi sindirir gibi, yeni olasılıklara açılmış gibi. Sindir, dinlen ve dinle. Ne oluyorsa bedende. Nefesini derinleştirmeye başla.
Eğer Shavasana'yı uzatmak istiyorsan kapatıp devam et. Ya da benimle birlikte uzat kolları geriye. Uzat bacaklarını ileri. Kendi ritminde, kendi hızında gel bir oturuşa. Kapalı tut gözlerini son ana kadar. Ellerini buluştur kalp merkezinde. Ve yaptım, yapamadımın ötesinde ne yaşandıysa matta, özümse, çaban için teşekkür et kendine. Hakikaten sadece bu pratik için değil, tüm çaban için ve tekrar tekrar hareket etme cesaretini gösterdiğin için kendine teşekkür et. Ve geride bırakmak üzere al nefesi. Ağzından bırak. Başını düşür kalbine. Selamla pratiğini. Hazır olduğunda aç gözlerini. Namaste.